Aslında indirime gitti. 5 maç 4'e indi. Erman Toroğlu'nun görüşünü merak ediyorum. Biz çünkü diğer programlarda konuştuk ama Erman Hocam, cezalar ve indirimler konusundaki düşünceniz. Valla bir şey dediler ama görmeden bir şey diyemem. Rapordaki bir kelimeyi kelime oyunundan döndürüp ceza verdiler dediler. Bir kelime oyunu varmış raporda. Yani daha fazla ceza alacaktı. Evet. O kelime oyunundan dolayı evet, daha azaldı diyorsunuz evet hocam. Evet. Dolayısıyla bir defa zaten normal atıştan iki maç alıyor. O raporu görmek lazım. Görmeden. Türkiye'de neyi görüyorsun abi? Bozacının şahidi Şıracı. Abi Rafael kalktı işte. Ceza ya siz kaldı. Ne diyorsunuz? 10 yıldır hakem tayin ediyor MHK. Hakem raporları hukuk kuruluna gidiyor. MHK'ye gelmiyor. MHK başkanı onu öğrenmek için göbeği çatlıyor. Böyle bir sistem var mı abi ya? Hukuk kurulunun başında kim var? Avukat da değil arkadaşımız herhalde. Aslında MHK başkanı, hakemler tanınıyor ama hukuk kurulu... Niye saklıyorlar? Tahkim onu anlamıyorum. Kurulu çok tanınmıyor. Aynı anda göndersinler. Aynı anda hem hukuk kuruluna gitsin hem MHK'ye gitsin. Hani tanınıyor. Eskiden değiştiriliyor filan deniliyordu. Bir gün bir olaydan sonra bu geldi. Yunus Egemenoğlu değiştirdi. 10 senedir gidiyor. Siz yazınızda nasıl da belirttiniz. Nasıl MHK'de yapıyorlar bunlar? Bir dakika ya. Hakemi ben tayin ediyorum kardeşim. Benimden önüme rapor gelsin. Ha yalnız bana mı gelsin? Hukuk kuruluna da gitsin. Ben hukuk kurulunun peşinde niye gezeyim ya raporu öğrenmek için? Kim hukuk kurulu abi? Hakemi veren benim. Kim? MHK. MHK mi veriyor? Ben başkaları gibi veriyor diye kim biliyorum. Kim veriyor söyle bakayım. Aa, bilemem hocam. Senin derin sence işlerin var orada. Kim veriyor derin sence? İşlerin var. Trabzon'u kim? Geçen sene şampiyon yaparlarken 6 hakemle ligi dizayn ettiler. Hepsi. Onların bir tanesi FIFA taktılar işte ödül olarak. Kokart'ı. Hocam ya. Sen öyle deme orada. Hakemlerle o gün Firiva'da yaşayanlar var. Herkes karnından konuşmayacak. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Karnından konuşmayacaklar hocam. Hangi hakemler neler yapıyor. Bak söylüyorum hocam. Bu hakemler kalır, MHK'ler gider. Tıklı teknik direktör gibi bunlar. Başarısı oldu diye sezon sonu kelleyi koparlar, başkası gelir. Bu böyle. Çünkü duruşları yok. Kusura bakma. Duruşları bir de bana göre de radikal karar alınmıyor. Geleceksin 10 tanesini, sözleşmesini bitireceksin. Bütün hakemlere çeki düzen vereceksin. Mesaj vereceksin. Oturacaksın koltuğa bakalım bundan sonra. İşte böyle bugün Antalya Sporlu. Aynı şekilde mesela. Dedik ya hani Marko'nun atılması gerekir. Antalya olsa verir diye. Bunu konuştuk. Böyle kararlar da çıkar. Sen radikal karar alacaksın ya. Artık bazılarını 7-8 tanesinin mukavelesini sonlandıracaksın. Benim sanırım düşüncem bu Erman Hocam. Ya. Bir şey soracağım hocam. Sen hakemliği bıraktığında FIFA mıydın? Evet. FIFA'ydın değil mi? Bravo hocam. Seni tebrik ediyorum. FIFA kartını aldın. Hakem hakemine devam etmeyecek hocam. Kusura bakma. 41-42 yaşındaki adamı FIFA kokartında almayacaksın. 45 yaşında Cüneyt Çakır yapıyorsa sen onu şimdi almayacaksın. Şimdi hakem yaşı yükseltilsin diye pompa başladı. Tamam. 48 yaşında 48 Ocak yılı olarak Fırat Aydınus. 47 yaşında. Var bende. Listeler çıkardım bak hocam. Listeler bende. Yanlış anlama. Bütün listeler cebimde. Bak evet, burada bak, yazdım hocam. Olay bak, nereden kopuyor biliyor musunuz? Hakemi hakem yap. Yani çocuğu evet, doğururken bakacaksın. Evet. Sen hakem mi yapacaksın? Bütün illerde ama. Hakem olacak değil mi? Çağıracaksın İstanbul'a veya gideceksin. Hakemle en az 15-20 dakika konuşacaksın. Hakemin evet, kıyafetine bakacaksın, hakemin konuşma şekline bakacaksın, ailesine bakacaksın. Hocam bak Cüneyt Çakır'ın 76 doğumlu. Adama top oynatacaksın, çift kale yapacaksın. Ondan sonra adamı aday hakem yapacaksın. Sonra o yükselecek. O zaman topa. Onu yapacak kim var? Kimse yok. Sistem öyle değil çünkü. Şey yok ya, akrabayı talukat dolu ya. 80 kişi mi ne var? Genetik onu pompalıyor. Hocam Bahattin Şimşek oluyor. MHK'nin istifası için bir nedendir hocam. Çünkü sen listeyi açıkladığında FIFA hakemiydi. Kokartı taktın adama. Resmi olarak takmadın. Şu anda adamı maç yönetme diyor Erman Toroğlu, Yıldan hocası. Ombudsman olarak. Kusura bakma hocam. Sen burada doğru seçim yapmadığının, doğru kişi analiz yapmadığını söylediğin gibi kanıtıdır o hakem. Yanlış mı söylüyorum? Hocam o zaman bu olayı yapmasaydı kokartı takmıştın. Bundan evvel Yusuf abi döneminde Bitigen maç alan bir hakem değildi. Yetersiz bulunuyordu hocam. FIFA yaptın ya.
Yaşar Kemal'i FIFA yaptın ya. Kaç yaşında? Bilmiyorum kaç, bakmadım ama yani sen şimdi Mete Kalkaman 79 doğumlu elinden alıyorsun FIFA'yı. Birçok maçta Cüneyt Çakır'ın ekiminde olmuş. Hüseyin Göçek 76'lı, Cüneyt Çakır 76'lı, 45 yaşında. Fırat Aydınus 73 doğumlu ya, 48 yaşında. FIFA yaptığın hakemler kaç yaşında? Ya bilmiyorum yani, bakmak bak lazım. Halis Özkaya FIFA 80 doğumlu mesela. Tamam. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu akşam Abdülkadir Bitigen veya VAR hakemi mi etkiledi Galatasaray'ın puan kaybetmesini? Hayır hayır, ben onu söylemedim ya. Ya sen niye bunun üzerine gidiyorsun hayır, ki? Bana göre adamı attı atmadı. Bana göre oyunu sinirlendirdi. At kardeşim, hocanın dediği doğru. At. At. At da sana helal olsun diyelim. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Ayakçılık bu kadar basit. Kıyakçılığın at. Sonu. At ama ben söyleyeyim mi? Futbolda da prim tanımayacaksın oynamayan. Adam 5 dakika yerden kalkmayacak. Ben bir şey ölmüş gibi. Maçın hakemi genelde böyle Galatasaray'ın lehine çaldı ya. Aleyhine çalmadı. Şimdi bu Emre'nin atılması doğru. Marko'ya atmıyor. 9 kişi bırakmıyor. Evet. Şimdi Galatasaray gol attı, iptal mi etti? Penaltısı vardı, %100 vermedi mi? Yani esas bu oyunu hakeme getirmek etmek farklı. Sen hocam oluyor oradan başlıyorsun. Hızlı hücumu yakalamışım, taçı atıyorum, buradan at diyorsun. Aynı yerden çıktı. Ya Levent abi bir tane taç... Hayır, oyunu çabuk başlatıyor. 2 tane 3 defa. Ya bir tane taç hızlı başlatmadı. Galatasaray kötü oynadı, berabere kaldı. Antalyaspor'u yenemedi. Ben seninle aynı görüşte. Ben sen farklı bir şey söylüyorum sana. Yani bunu okuyacağız yani, bu kötü oynuyor. Hocam sen inşallah o maçın hakemi olur. Bir gün hocası olursun da başına bunlar gelir. Ben sana soracağım o zaman. Ne gibi? Bu tür işler... Sen kenarda öyle takım hızlı hücum atacaksın taçı. Evet. Hakem oynatmayacak, tamam. Kenardan fırlayacaksın. Tamam fırlayacaksın orada, tamam. İtiraz edeceğim. Bir tek kötü oyunu o zaman kırmızı herkes yapar. Herkes kötü o reaksiyonu gösterir. Kötü oyun başka bir şey. Sırf kötü oyunu bu hakem üzerinden okumaya gerek yok. Ya %70-30 oynanan bir oyun var. Öbür tarafta Erman Hoca'nın dediği gibi oynanmayan bir takım abi, var. Ya Levent abi artık günümüzde topa sahip olmak falan, o artık parametreler bitti, ne yaptığın yani önemli. Topa sahip olmuyorsun ama üretken değilsin. Bu değil mi Ersun Yanal'ı hücumcu hoca olarak Fener'e getirten taraftarın istediği? Levent abi sen bir kere, ben bunu anlamıyorum. Bak seni seviyorum, saygı da diyorum. Her olayı Fenerbahçe'ye getiriyorsun abi. Sen anlamadın. Her oyun, her iki lafından biri programlarda Fenerbahçe'ye, Galatasaray'ı konuşuyoruz abi. Fenerbahçe'yle ne alakası var? Hayır, ya Fenerbahçe bu değil. Hocadan da yok. Ya tamam o abi gitmiş çalışmış. Antalyaspor'u konuşalım ya. Her olay Fenerbahçe'ye bağlanmaz yani. Galatasaray da aynı şekilde Fenerbahçe'yle ilgili konuşurken bağlanamaz. Hocanın geldi söylüyorum. Olaylar o maçta. Abi o zaman Fenerbahçe'de olabilir. Şimdi Antalyaspor eldeki malzemeye göre hocalık yapıyor o da. Türkiye'de bak bu sene. Bak abi Levent abi bak abi şey, çok kısa bir şey söyle. Çok kısa ama çok amacın kısa. Amacın kesmek değil, devam edeceğiz ama. Ersun Hoca 2,5 yıllık anlaşma yaptı değil mi? 2,5 veya 3,5 yıllık uzun vadeli. Şimdi 6 tane yemişsin. Buradan da bir 5 falan yesen, Galatasaray formda şimdi Antalya Spor'a karşı. O 2,5 yıllık 3,5 yıllık mukaveler hikaye olur 2 hafta sonra. Peki. Yani onun için o da burada dengeli bir oyun oynatıp, evet çağ dışı oynatmıştır, savunma yapmıştır. Galatasaray %70'li %80 topla oyna istiyorsan. Yani sonuçta 2 hafta önce biliyorsun Alanya Spor %80 topla oynadı. 2-1 ama Denizli Spor yenmesini bildi. Yani onun için burada Galatasaray takımı üretken olamadı. Esas masaya yatırılması gereken bu. Peki devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.